şeyle boş böyle. Var, yokluğu varsaymak gibi bir şey aslında. Ne öyle? Arabalarla marabalarla oynuyorlar. Bunun kitabı bitişi var. Zor. Ben havalı konuşuyorum. Ben senin beynine nasıl aldım? Hayır kafamı... Tuatan Abdanam dormit miyin Anka? Kaostan bir sönmece. Konuyu düşürüyorum. Valla ben bunu da beynime sokamam açıkçası. Günaydın. Okula geldik sınava. Sabahın 9'unda. Sabahın 6.30'unda evden çıktım. En sonki vlogumda birlikte çalıştığımız o sınava girdik. Yani ben o sınavda 80-90 alırım diye girmiştim. Yani daha sınav sorularını hiç görmeden. Çünkü kendime çok güveniyordum. Yüzdesinden de 83 almıştım. Ama hoca bir sormuş. Bir sormuş. Böyle bir sınav olamaz. Yine geçerim. Geçer not alırım. Ama üzüldüm. Yüksek alamam. Çok iyi geçmedi yani. Şimdi Ecem ve Yiğit'le birlikte Kadıköy'e gideceğiz. Kadıköy'de birazcık oyalandıktan sonra bize geçeceğiz. Daha fazla video çekemeyeceğim insanlar şu anda. Sonunda eve geldik. Çok yoruldum. Dışarısı buz. Kadıköy'e gittik. Orada yemek falan yedik. Hazal'ı bekledik. Hazal da gelince eve geçtik ve uzak ışıklardan takı aldım. Uzak ışıklardan bir kız takı almış. Bir sürü 60 böyle çok güzel falan. Gittim yok. Yok. Şöyle iki tane küp aldım. Yani aslında şunları gördüm ilk başta. Ve bu sizce kaç paradır? Yani şöyle 3 tane küpe. Kaç para olabilir günümüz Türkiye'sini ve ekonomisini düşünürsek? 25 lira. Çok iyi değil mi? Sonra bunu gördüm. Bu tekli ama 40 lira. Ama bu da şey paslanmaz ne? Kararmaz çelik diyor. Bunu da alayım dedim. Hani kararmasın diye. Dümdüz halka küpe. Biz hala yatıyoruz arkadaşlar. Sanki 1,5 gün sonra hiç bakmadığımız sınavımız yokmuş gibi. Kahvemizi yudumluyoruz. Keyfimiz yerinde. Kabul etseydik. Saat 8.45 ve sonunda en azından sandalyeleri hazırlamaya başladık dersleşmek için. Bunda niye Spotify yok ya? Var. Ben yanlışlıkla silmiştim geçen. Bak yükledim sonra. Nasıl yanlışlıkla Spotify silebilirsin? Nasıl yaptım anlamadım. Türk tuşlara mı bastın? Televizyon herhangi bir şeyi nasıl yanlışlıkla silebilirsin kanka? Bir gün aynen. Baktım yoktu. Harbi televizyon benim abi basit kullanım yani. Gerçi hoşuma ışıklarımız açılsın. Ben de mi aldın onu da? Buradan mı indirdin? Evet şu an. Lip balm servisimiz burada. Siz de kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Sınavımız salı günü saat 1 sularında diye hatırlıyorum. Şu an pazar günündeyiz ve saatimiz 9. Derse başlayacağız. Başlama perileri geldi Ece'ye. Bizi zorla oturttu. Evet. Daha sadece bir slide baktık galiba. Ki onu da bayağı önceden baktığımız için unuttuk. Şimdi önce onu nasıl hatırlayacağız. Toplam kaç slide'ımız var? 4 mü? 5 mi? 5 mi? Galiba 5. 6, 1, 2, 3, 4. Aa, 4. 4 mü? Güzel. 4 slide'ımız var. Ama acaba önceki konular çıkacak mı falan? Onlara bir bakalım. Hoca bir şey demiyoruz. Günümüze ders çalışma kampımıza yani 1,5 günlük bir ders çalışma kampımız olacak. Kahveyle başladık dinlenmek adına. Red Bull'a devam ediyoruz. Oraya mı? Ha oraya bir yere geç. Ben öylesine oturdum bilmiyorum. Red Bull'a devam ediyoruz. Bu benim en sevdiğim motive verici içeceğim. Ece Mix de o tabii ki. Bu daha güzel. Ama kabul etmiyorum. Bakalım nasıl olacak? Bakalım. Sınava yeterince hazırlanabilecek miyiz? Şöyle bir ortam ayarlamış. Oha. Bu aslında dolu bir kümede. Bu da... Landa. Bu boş. Bak işi boş. Boş de. Bu boş mu? Bu ne? Landa. Landa kullanıyorduk ya böyle. Ne ifade ediyor? O da boş demek. Yani hiçbir şey yok ama varım. Şeyde boş varım. Yokluğu varsaymak gibi bir şey. En az 3 tane 1 olacak. Yani mesela 0, 1, 1, 1, 1. 0 0 0 0 1 1 1 1 ya da 1 1 1 1 1 1 1 1 ama 0 1 1 olmaz. İki şey olur mu? 0 1 0 olur. 1 1 önemli olan 3 tane 1 olması en az. Consecutive ne demek? Ya consecutive yazdık, consecutive yazmadık. Ha, o da aynıdır ya. Artışık.
Arada en önemli kelime bu arada. Demek ki olmaz. Bunu bir öğrenelim biz sınavda. Lazım olur. Yani şey de olmaz hani. Evet, i̇stediğin kadar önce bundan, sonra istediğin kadar önce bundan falan o da olmuyor. Hatta buraya bakmasak buradan daha net görürmüşüz. Aynen. Uf, ben böyle mantıksal dersleri çok seviyorum. Değil mi? Ben de çok zevkli. Neydi o? Mikrofonu çalıştık, ezber yaptık. Uy, ne o öyle erkek gibi? Neydi o video? İyi ki kız olmuşum ya. Hah. İşte erkek olsaydım. Ay, ne öyle? Arabalarla marabalarla oynuyorlar. Ne olmuş yani arabayla oynuyorsa? İyi. B'nin üzerine de bu tek sayı. 2M artı 1. Ha, bu B her türlü var zaten. Bu 2M. Bu da onun artı 1. Ne kadar mantıklı bir şey olur. Bir koyarsam 2 tane olur. 2 koyarsam falan. Sonra yazılımı nasılmış? 2 nokta koydum. N de büyük veya eşit olacak 0'a. Virgül M de büyük veya eşit olacak 0'a. O da paydaya gitmesin diye işte. Bu da L, R'miz. Ha, çok iyi lan. Güzel. Oo, burada diğerini vermiş, bunu yazdırmış. Aynen. Bak, çok iyisi. Bir dakika, durun. Her şey atlı, ben bekleyemiyorum. Geçmedik, buradayız. Dur, ne dediniz? Consecutive yazdık, bir de neyi? Şu, isteğe bağlı demek. Arbitrary. Lan bunun iki tane bitişi var. Evet. Zor. Ben laf attım diye. Sana ben azalı konuşuyorum. Ben senin beynine nasıl sallayayım? Hayır, kafamı şu konuda karıştırmıştım. Beynine sallamak ne demek? Bilmiyorum. Benim saçmalamam lazım da konuyu bekliyordum. Bir şey diyeceğim. Ben soruyu hatırlıyorum ve uzun bir şeyden ooo diye bir şey çıkartmıştık. Evet, aslında benziyor. Ağzından yaparsın. Bence kesin bunu buna koyuyorsun. Bunun en sonunda bir şey. Evet, evet. Tam tekrar koyup bir şeye benzetmeye çalışıyorum, yerlendiriyorum. Bence bunu bunun için koydum. Ben bir şey hatırladım. Ne hatırladım? Bunu sadece bitişlere koyuyorduk. Hayır, başlangıca. Bir kere. Ne hatırlıyorum biliyor musun? Bir şeylerin sırasını yanlış yazdığımız için biz bir şey bulamıyorduk, hatırladın mı? Dedik ama o zaman böyle hani ABC yazalım demiştik, hatırlıyor musun? Birinci slaytımızı bitirdik. 3 slayt kaldı ve uykumuzu açmak için saat 12 bu arada. Bakım yapacağız. Çünkü gözümdeki bu makyaj beni çok rahatsız etti. Ve bol böyle suyla yıkayıp fuşur fuşur böyle yenilenmek istiyorum. Onun için kızlarla bakım yapacağız. Süper. Sen buna makyaj mı çıkarıyorsun? Bir şey diyeceğim ben. Makyajı şey makyajını sıyırmam ağzımda. Evet, neyse, ben bunu yıkayacağım bir daha. Kullandım. Makyajını üzerine tutturmak için mi? Yani şey oluyor mesela, kapatıcı birikiyor öyle göz kapağını. En nefret ettiğim şey. O birikmesin diye kullandım. Ya bunu kullanacağız ya bunu kullanacağız. Hangisini isterseniz? Bu glikolik asit. Bu salisilik asit. Glikolik. Anlıkla. Tonik niyetine yani. Hı-hı. Cildimizi hem daha derinlemesine temizlesin. İstiyorum. O ıslanmıştır. Şimdi bunu nasıl sürüyormuşuz? Nasıl? Bunun hakkında da bir info öğrendim. Onu böyle, aynen, öyle daha iyi bir şey tutması için. Ama bu hiç gitmedi ki Ece. Niye beklemiyorsun? Bu gitti. Emindi benim cildim. Bir de o kadar sabrım yok. Ana sebep bu. Kahvemiz hazır. Cilt bakımımızı yaptık. Ben motiveyim. Başlayalım. Söyledin Yiğit, öyle mi söyleyeceksin? Şeyler? Yok. Bak, Ümmü Gülsüm diye bir şey var, tamam mı? Sen bunu gördün mü TikTok'ta? Bu değil ki. Böyle bir şey var, tamam mı? Her yerde şu an TikTok'ta geziyor. Dün bütün gece uyumadım Nil Anka. Nil Anka mı diyeyim yoksa sen mi gerçek ismini söylemek istersin Ümmü Gülsüm? Sonra insanlar bunun her dilde söylemeye başladı. Şimdi herkes her dilde söyleyip TikTok'a atıyor bunu. Başka dillerde söylüyor. Şimdi ilk de bana dedi ki Romanca söyle. Tuatana abdanam dormit Nil Anka. Yevzik min ankasav, ture sazik nume adereverte. Ya zaten adamın gerçek cevabımız da. Ben çok acıktım. Siz bakmayın. Ne? Bu da geri dön. Ben cevap bu. Biliyorum. İçerik üretmem lazım. Evet. Küçük çaplı sıkıntılar. Kaostan beslenmece. Kaoslar yaşıyoruz. Günaydın. Kahvaltı zamanı. Güzelliği var. Kapağını yanına takabiliyorsunuz ve açık olur.
Peyniri koyalım bakalım. Bu. Peynirden koyayım. Bu arada bunlar bizimkilere göre bayağı yumuşamış o zaman. Bizimkiler bu kadar yumuşak değil mi? Bu kadar yumuşak olsa o kadar daha kolay yapılıyor ve güzel oluyor. Şöyle bir aşamadayız. Yumurta kırma aşamasına geldim. Ecem de köyden getirdiği bir tarifi yapacak. Güzel bir şey, ben daha önce yemiştim. Ya ben dün gece nasıl boğulmadım bu? O kadar. Şey, kumanda nerede? Hmm. Kumanda nerede? Nereye koydun? Ortadır. Orada. Oraya ben koymadım. Ben yemek yerken bir şey zaten asla yiyemiyorum. Böyle. Saat 2, artık ders saatimiz geldi ve ben de bir barista olarak kahvelerimi yapıyorum. Siparişlerim 2 cappuccino. Bunlar cappuccino olacak. Bir soğuk latte. Bozuldu ya. Aa, çalışıyor. Kafemin içerikleri. Görürsün birazdan kolay mı değil mi? Ama en azından olabiliyorsun. Olabiliyorsun, aynen. Hangisini istiyorsun? Fark etmez, ikisi de güzel. Hangisini beğendin? Sen hangisini içiyorsun hiç? Hangisini beğendin? İkisi de güzel. Ben ikisini seviyorum. Bu daha güzel. Ayrıca bu daha güzel, çok seviyorum. Şeyini yapacağım, anlayayım. Tamam. Ama ben şimdi içeyim. Oğlum TTT yazdık ya. Açtım o. Hocam onu yiyorum. Bak içeriden çıkartıyor. Tam tersine. Bak hortum. Bak. Saatimiz 3. Finalden sorumlu olduğumuz 4 tane slide var. Ve sadece bir tanesini yaptık. Ve yarın sınavımız var. Bakalım yetiştirebilecek miyiz? Ben yetiştirebileceğimizi düşünüyorum. Ne yetiştiririz? Ben de düzgün odaklanırsak muhabbet etmezsek. 4 saatte biter. O kadar diyorum. Saçmalama. Yok, o kadar demiyorum ben. C-A. Şimdi bunu kaydıra kaydıra gideceğiz. Sonra da A sağa gidiyor ve A'lar yükselerek gidiyor. Sonra L-C gence lam da koyacağız. Bitecek galiba herhalde. He, C'ye mi geçtin direkt? Evet, L-A. A. Buradan mı? Önce B'den C'ye mi geçtin yoksa direkt C'ye mi geçtin? İlk başta bu B'ye yapmıştık. Şu koymak yerine C koyduk. İkincisinde C koyduk. Şuradan devam ediyorsun. Aynen. Yani. S'den başlıyorum arkadaşlar. S'imi çizdim, tamam mı? S'in zaten başlangıç olduğunu herkes biliyor. Evet. Daha aşağı çizdim. Acaba S ne? Hı? S ne? Hayır, S ne değil. Oha! Oha! Çok iyi değil mi? S ne? Anladım. Sen ne diyorsun? Hazır. Es ne? Hani ne? Ne? Sen nedir? Bir de bir neyse geri döneceğim. 0-1. Bu okey. Değil mi? Doğru, tamam. Şimdi 11A'ya S'ten 11A'ya 1 ile gidiyorum. Şimdi bu soruyu çözmemeye çalışacağız. Şimdi mesela S'den kendisine hem B'le hem D'le dönüyor. Bu nasıl olabilir? Şöyle olabilir. Şimdi şu var ya. BS. Sen başladın mı? DS. Böyle mi? Aynen. Ben de öyle yaptım. Abi de AADB var. Yani 4 tane OR var. Evet. Bu durumda. Gerçekten böyle mi? Bence yani? Doğru. Bence doğru. En kötü belki sonuna doğru sadeleştirebiliriz, bilmiyorum ama bence böyle. AA mı? Şu, şöyle. En sonunda büyükle biten bir şeyden mesela buraya AA ya geldim. Bu arada o başka olabilir. Bir şey ya. Azıcık bakalım mı ya? Evet, E'yi de yazmış. E'yi de yazmış. Tamam, E'yi neden? O zaman E'yi neden final vermiş? Şundan dolayı, gel yana. Çünkü zaten burada biz B, E dediyse. Let's first find the label variance. Let's first find the label. B etmesi gerekiyor yani. Tamam. Burada D'ler var, E'ler var, F'ler var. Aslında bunlar yalan, bizim gözümüz korkmak için koymuşlar, tamam. Tamam mı? Şimdi mesela C'ye bakıyorum. Burada C var ama C ile bitmemesi gerekiyor. Sadece A ve B olması gerekiyor. Tamam. Bunu biz onun için sileceğiz buradan, tamam mı? Tamam. Direkt o kadar siliyoruz yani. Evet, aynen. Yok edeceğiz bunu. Fena bir haldeyiz. Evet.
Dayanamıyorum. Saat 9.30, 6 saatte 2 slide yaptı. Bir slide kaldı. Hani yaptık ama şu an beynimiz böyle. Hiç bu kadar... Yok, daha önce de oldu ama çok hazırlıksız hissediyorum şu an bu sınava. E böyle matematikimsi... Yani şu an bu saatte tekrar yapma aşamasında olmalıydım. Ve müşteri şu an şimdi. Daha bir slide hiç bilmiyoruz. 40 sayfa. Öğrendiklerimizi de bilmiyoruz. Yani diyeceğim. Mesela şu an bu iki gün bayağı yorulduk biz. Bir de uykusuzduk ya. Ve bu sınavdan çıkacağız ve sınavlar hala bitmemiş olacak. Ve Ayato da çok böyle bütün gün bakarak çalışmamız lazım. Çünkü bir gün kalıyor sınava bakmak için. Ve diğer sınava da aynı. Ve sağlık sınavına da bakmamız gerekecek. Sağlık bir de sadece finalle geçilen bir sınav. Bizimiz yoktu. Bir de hatırlıyor. Sonunda yemek. Herkes alabilir. Kahvelerimizi yaptık. Yiğit ben de tadayım, ona göre kendime de karamelli yapayım. Herkes tatsın. Hazal tafinatlı içiyor. Yiğit karamelli içiyor. Beğendim. Hafif karamelli. Çok iyi. Ay hafif karamel. Tam aradığı rezil. Kahve yapmışım. Kendime de karamel koyacağım. Burada Ecem sıcak cappuccino içiyor. Mertan americano içiyor. Benimki sade latte, bunların hepsi bir evden çıktı. Oha çok iyi. Aynen. Orayı göstersene şeyi. Gösterdim Ece kafe. Bunların hepsini yapabiliyorum evde. Ben de karamelli yapacağım. Tafinat için şunu kullanıyoruz ve Hazal güzel olduğunu söyledi. Karamel için bunu kullanıyoruz. Güzel. Dur dur, oraya kamerayı getirme. Oldu. Evet oldu. Dur. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Siz bir gün işte ders çalışamazsınız ha. Niye? Beni tutun. Olmuş. Sen hiç içmedin bugün? Ben hiç içmedim. Ben de içmedim. Siz ikiniz hiç su içmiyorsunuz kanka. Normalde ben içerim. Biz de kanka Ecem'le ben su alıyoruz. Kurak yaşıyor, ben anlamıyorum ya. Günde bir bardak mı içiyorsun sadece bundan? İçmiyor. Hiç içmedim mesela bardak. Bugün hiç su içmedin ya direkt. İçmedim değil mi? İçmedim. Onu bitir, ben içeceğim şu an. Canım mesela şu an hiç içmedim. Onu bitir. Bekliyorum seni. Böyle bekleyeceğim. Nerede öyle içemem bu kadar. İçersin. Bir kere de bunu. İçersin. Yemem lan. Hiç şaka mısın? Değil ki, su be, sadece içiyor. Hadi içeceğim, ben içeceğim hadi. Son iç. İç. Ders çalışmamak için. Her şey. İç. From this set of states that we have in Q, and then A. A is either an input symbol in sigma. Burada nasıl 3 tane var? Bir, bak çarpı, ikincisi çarpı, üçüncüsü. Push pop gösteriyor. PSM. Tamam, burada abstract maksatım, abstract bir şey. Left most cell. Bir şey, bunları sormasın sözler. Valla ben bunu da beynime sokamam açıkçası. Sokamam. Şimdi, a machine has two types of movement. These movements are called normal move and random move. Tamam mı? The starting state, which we call Q1. So just like our finite state machines, this arrow coming from nowhere pointing to a state, it represents the initial state or the starting state. So here we have. Bizden bunu verip bunu söylemesi mi istiyor? Evet. Oha. In which the number of zeros is equal to the number of ones. Mm-hmm. So let's say that for example we have the string 0011, and as we know that this string should be accepted because we have two number of zeros and two number of ones that follows. So this should be accepted. So sonra sıra ikinci sıfıra geldi. Hayır, bir dakika. Bunu yaptık. Sıra ikinci sıfıra geldi. Tekrar döndüm kendime. Yine ne yapıyorum? Sıfır sokuyorum. Şimdi sıra ne? Bir. Şimdi birden devam edeceğim. Şimdi şöyle bir olay var. Bu 0011 ya. Hı-hı. Bu 01'i de olabilirdi. O zaman sistemde sadece bir tane sıfır olurdu. Bir kere dönecekti, sonra gidecekti. Aynen. O zaman zaten buradan bir kere döneceğimiz için bir tane sıfır çıkarırdık. One. B B B A. Yes, this is accepted. Yes.
Okay, A-B-B-B-B-A. The string. See here, we have to identify two logics, A-B. After that, we have to check for pop operation. If you see B-B, pop. Means there is a matching. A-A. Yes, hey, there is hey. A matching. Exactly, reverse of the... 2.34. Konularımız bitti. Güya. Bitmiş gibi davranıyoruz. Aklımızda mı hiçbir fikrimiz yok. Son kez bir yazdıklarımıza bakacağız. Bakalım ne kadar dayanabilirsek. Sıcak çikolata yaptık. Evet, sıcak çikolata yaptık. Motive çikolatası. Benim stres bacak titremesi geldi. Böyle ayağım kaldırınca kendi kendine bacağım titriyor. İyi oldu. Bence bunu yapabiliyorum. Uf. İyi geceler hepinize. İyi geceler. Hadi yapalım onu, yapalım onu. Sen bakma. Şuraya okuma. Soru sen. Finiti falan çiziyor muyduk? Ha, finiti bu zaten. Ne yapıyorduk bunda? Şimdi. A ile bitebilir. A, D ya bu. Ben de ilk böyle yaptım. Bak sildim. Korkma. Bak sildim. Ben aynısını yaptım. Ya bu ya bu. A ile bitebilir. Ben de cevabı bilmiyorum ama. Böyle gibi düşünüyorum. Sonra B kesin olacak. C opsiyonel. Opsiyonel. Şık olacak P'den bence. Boşla mı dönüyorum? Ben C'nin olmama halinde. Boş mu yazayım? Cevap öyle. Böyle mi cevap? Bu da C. Yani bile gelmedi. Salaklaşmaya başladığımı hissediyorum. Çok saat gece 2:30. Şimdi bir bitirebildim. Sen doğru mu yaptın? Güzel bir yaptın. Harbi mi? Çiftler çizildi. Tane bir çıkartabilir miyim? Uy, nasıl bir şey yaptık beni şöyle? Bence zaten yanlış. Şimdi deneyeceğim kafamda. Ne oldu? Bana mı şey yaptınız? Hayır, diğer yandan saçmalıklara gidiyorum. Ya bakmak da istemiyordum. Biliyordum. İki tane bir olmaz. Ne oldu? Neyi biliyordun ya? Ece bak şimdi ben bunu kaldırdım buradan, tamam mı? Hı-hı. Buraya sıfır dedim. Tamam. Çünkü zaten sıfırla bitebilir dedim. Hı-hı. Okey. Tamam. Sonra şimdi ne olacak biliyor musun? Hı. Sıfır yaptım. Bitirmek istemiyorum abi. Bir gittim, geldim, yaptım, geldim. Olmadı. O zaman senin gibi mi yapacağız? Hı? Sıfır o zaten mi? Olmaz. O zaman bunun... Ne olmaz. Nasıl yapacağız lan? Sen benimki aynısını yapmışsın zaten. Hı. Evet, aynısını yapmışsın. Aynısını. Şu iki tane bir var, çok saçma. Tam doğru yapmışsın. Gerçek mi? Yani ben de doğru yapmışım. Oha, iki işte tane bir çıkabiliyor. Burada kafamız karışıyordu. Saat 4:18. Bitti yani. Harika. Sanırım bitti. Umarım yapabiliriz bir şeyler ya. Silgimi kaldı. Sınavda Ece'nin silgisini ortadan bölersek ikimizde de hiçbir şey kalmıyor. Zaten geçen sınavda sana böldüğüm bir silgi. Sen bana vermiştin. Günaydın. İğrenç bir sınav sabahından. Şimdi merhaba. Uyumak istiyorum. Ben sadece sınava girip eve gelip uyumak istiyorum. Şu an onun hayalini kuruyorum. Sınav falan artık hiç umurumda değil. Kahvaltımız olmak üzere. Daha biraz daha patates hazırlanıyor. En hayattan vazgeçmiş kombinimle okula geldim böyle. Çok sıcak. Çok güzelsin. Sınava gelirken çok psikolojik şiddet gördük. Sonra psikolojik sevgi bombardımanına kapıldık. Bunları sınavdan sonra size anlatacağız. Çünkü şu an vakit kalmadı. Bu dönem
Hoca geldi şu anda. Bize şans dileyin. Şimdi siz hoca notlandırırken isteyeceksiniz. Bol bol notlandırsın. Niye sana nispet yapıyorsun? Ne yapıyor ya işte? Ooo eve ver. Elimizde yanımda biri yoktu. Selam arkadaşlar, eve geldim şimdi ve gerçekten aşırı derecede yorgunum. Bir haftadır yüksek bir çalışma temposuyla finallere giriyorum. Bu hafta da yine aynı şekilde var. Yani her bir üniversiteli gencin yorgunluğunu ben de taşıyorum. Uykusuzluk, her gün 3-4 saat uyuyorum. Özellikle dün yaşadığımız o beyin patlatmasını siz gördünüz. Yani o kadar çalıştık. Gece 4.30'da uyuduk. Sabah 9'da uyanıp o kafayla sınava gittik. Bugün Ecem'le yaşadığımız aşırı tuhaf bir olay anlatacağım. Evden çıktık, sınava gidiyoruz. Marmara'ya bindik. Marmara'da da bilmeyenler için Marmara böyle metro kadar sesli bir araç değil. Çok sakin. Yani karşılıklı oturduğunda bağırarak konuşmadan yani böyle bu ses tonuyla muhabbet edebiliyorduk. Tam olarak bu ses tonuyla muhabbet ediyorduk zaten. Yani muhabbet de değil, ders çalışıyorduk. Böyle üçlü koltuk olan yerlerde tam orada bir boşluk vardı ve tam onun karşısında tam orada bir boşluk vardı. Ben bu tarafa, Ecem o tarafa karşılıklı böyle oturduk. Ve ben defterlerimi, kağıtlarımı çıkardım. Hani böyle görünüyor hani öğrenci olduğum ve ders çalıştım. Ve Ecem'e böyle soru soruyorum. Ecem sence işte buradaki x nedir? Ecem şunun formülü neydi bana söyle. Sence buradaki x yerine neden lambda koymuşuzdur? Ecem diyor işte sence bunun için olabilir mi falan. Tam olarak bu ses tonuyla konuşuyoruz Ecem'le. Sonra yanımda bir 50 yaşlarında sarışın bir teyze vardı. Kadın döndü bana dedi ki kızlar biz sizin dersinizi dinlemek zorunda değiliz değil mi? Ben neye uğradığımı şaşırdım. Ben dedim ki ders çalışıyoruz farkında mısın? Sınava gireceğiz yani bir saat sonra. Kadın dedi ki toplu taşımadayız. Etrafınıza bir bakın bakayım konuşan başka biri var mı sizin dışınızda? Ben dedim ki Marmara'da konuşmak yasaktır diye bir kural yok. Ve evet bizden başka gördüğünüz gibi konuşan insanlar da var. Herkes istediği kişiyle konuşabilir. Cem oradan şeye falan diyor hani rahatsız olduysanız kalkıp başka bir yere oturabilirsiniz. Kadın bize diyor ki 10 dakika sonra bir de Söğütlü Çeşme'de ineceğimizi duydu. 10 dakika sonra ineceksiniz zaten. 10 dakika bekleyebilirsiniz çalışmamak için. Cem de oradan diyor ki o zaman siz de 10 dakika bizi dinleyebilirsiniz. 10 dakika sonra ineceğiz zaten. Hani neden biz susuyoruz? Neden senin istediğin oluyor? Hani sen neden ne hakla bize sus diyebilirsin? Biz ergenler gibi bağırsak, kahkahalar atsak, üfürlü konuşsak bağırarak belki ama biz gayet böyle bir insan ses tonunda Ecem sence buradaki x nedendir? Falan diye böyle ders çalışıyor. Ben dedim ki siz ne kadar kötü kalpli bir insansınız ya. Burada iki tane gencin ders çalıştığını görüyorsunuz ve bize sus diyorsunuz. Marmaray'da böyle bir kural olsa haklısınız. Marmaray'da böyle bir kural yok. Ecem diyor ki madem hani rahatsız oluyorsunuz biraz yapıcı olarak bana diyebilirsiniz ki gel kızım yerleştirelim ben sizi duymak istemiyorum yan yana oturun ben senin yerine oturayım sen benim yerime otur ben seni duymayayım sen de arkadaşına yan yana konuş. Hani bunu da demiyorsun. Böyle sakinleşmeye çalışıyoruz böyle falan yapıyoruz böyle hayret bir şey falan diyoruz. Ecem'in yanında oturan adamla da göz göze geldik adam şöyle falan yaptı. Falan yaptı böyle. Siz devam edin kızım devam edin dedi. Gençler de ders çalışmaya çalışıyor. Bu kadar eğitim sisteminin bu kadar kötü olduğu bir yerde, eğitim bu kadar zor olduğu bir yerde kız çocuklarını desteklememiz gerekirken sen onlara sus diyorsun yani. Sonra kadın diyor ki ben sizinle konuşmuyorum yalnız. Ben size hiçbir şey söylemedim. Ben onlarla konuşuyorum. Ondan sonra işte ben orada adamı savunuyorum. Adam bizi savunuyor. Adam sonra dedi ki siz ne okudunuz ya? Allah aşkına bana söyleyin siz ne okudunuz? Hani hani belli ki cahil bir insansınız ki eğitim için birbiriyle konuşan iki insanı susturmaya çalışıyorsunuz. Ben de bilim adamıyım dedi. Kalktı ayağa gel kızım buraya otur arkadaşınla çalış dedi rahatlığa. Ben de bu çocukları destekliyorum. Sonra kadın diyor ki anca bir bayanla kavga ederek nasıl bir adam olduğunuzu gösteriyorsunuz gibi hani böyle bir şey dedi işte bayanla kavga etmenin ne kadar ayıp bir şey olduğunu söylermiş gibi bir şey dedi. Hani siz anca bir bayanla kavga edersiniz ya da siz ne hakla bir bayanla kavga edersiniz bana tartışırsın gibi bir şey dedi. Sonra adam da ben bir bayanla kavga etmiyorum dedi. Ha bu arada adam bizi böyle savunmaya başlayınca biz böyle Ecem'le ben boğazlarım düğümlendi. Çünkü gerçekten hakkım yeniyor ve gerçekten oldukça üstün bir gerizekalı ve bir cahil tarafından ve bizi savunan birisi çıktı. Hakkımızı savunan birisi. Ben böyle duygulandım yani boğazım dinlendi. Ecem'e baktım. Ecem ağlıyor. Yani o da kendisi tutmaya çalışıyor ama böyle kıpkırmızı olmuş. Gözleri akıyor falan. Ben Ecem'i görünce ben de aynı şekilde oldum. Aşırı duygulandık ve sinirlenince de ağlayan bir insanım zaten. Sinir ve duygusallıktan falan biz böyle birazcık sululaştık. Sonra adam da dedi ki ben bir bayanla değil burada iki tane genci ağlatan bir bayanla kavga ediyorum ve onları savunuyorum. Onların hakkını koruyorum dedi. Yani maalesef eğitimin bu kadar kötü olmasının sebebi, bu kadar eğitimsiz insan olmasının sebebi, okumak isteyip okuyamayan insanlar bunun gibi
cahiller yüzünden ve hani hiç kimseyi dış görünüşüne göre yargılamak istemem ama gerçekten böyle hani makyajlı, işte sarı saçlı, böyle çok modern görünümlü bir kadındı. Yani gerçekten şok oldum böyle bir şey yaşadığımızda ve böyle canım acıyor. Hani hala sinirliyim aşırı derecede ama bir anlamda çok rahatladım. Çünkü hani aklımdan ne geçiyorsa söyledim kadına. Adam da bizi savundu. Kalktı yerinden, beni oturttu dedim yanına ve biz dersi çalışmaya sonra devam ettik. Adam da fizikçiymiş. Bayağı bir tartıştık tabii benim anlattığımdan. Çok daha uzun sürdü olay. Sonra okula giderken metroya gidecektik. Böyle iki tane çok tatlı teyze. Ay ve Güven Aran gibi falan diye böyle konuşuyorlar. Sonra Ecem oranı atlattı işte metro ile gitmeniz lazım. Şu aşağıdan gidebilirsiniz falan. Biz de oraya gidiyoruz. Yani okula gidiyoruz. Ali Beyköy metrosuna bineceğiz. Aa ne güzel işte sizin peşinize takılalım. Çıtı pıtı kızlar. Ay ne kadar şirin kızlar. Bu kızların peşine takılalım falan. Böyle bizim peşimize takıldılar. Birlikte metroya kadar yürüdük. Metroda bayağı uzun yani Mecidiyeköy'den Ali Beyköy metroya yürümek. Kadınlar böyle ay ne iyi oldu. Şirin kızlarla birlikte yiyoruz. Ay siz olmasanız ne yapardık? İşte ne yapıyorsunuz çocuklar? Siz nereye gidiyorsunuz? Orada biz dedik okula gidiyoruz. Sınava gidiyoruz falan. Ay Allah zihin açıklığı ver. Aferin çocuklar, okuyun çocuklar. Sonra onları da metroya bindirdik, oturttuk ve bir sürü dualarını aldık, geçtik. Hani böyle bir tuhaf olaylar silsilesi. Hani bir saat içinde aynı yaşlarda bir teyzeden böyle iğrenç, kötü kalpli bir yorum alırken bir saat sonra sevgi bombardımına vurulduk böyle teyzeler tarafından. Çok gerçekten psikolojim yerlerdeydi sınava girmeden önce. Neye uğradığımı şaşırdım. Öyle şimdi ben artık kapatayım, bir yemek yiyeyim. Birazcık bir çok böyle, çok azıcık kestireyim. Sonra ders çalışmaya geri döneyim. Çok güzel, çok mutlu, çok verimli iki gün geçirdim. Onları da yine en kısa zamanda tekrardan bekliyorum. Siz de bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.